Tamer korkmaz. Kes tıraşı. Aydın Doğan yurt dışında yerleşeceğine dair iddialara karşılık ben Anadolu'nun ortasından geldim. Türkiye dışında yapamam, yaşayamam demiş. Yeşilçam repliği gibi konuşmuş Yurttaş Doğan. Onun bu lafını duyan da bu topraklara ne kadar da bağlı bir adam falan diyecek. Aydın Bey'in gösterisini afiyetle yiyecek ha. Vay ki vay. Vatanına gerçekten bağlı bir medya patronunun sahipliğindeki gazeteler ve televizyonlar yıllardır tüm hücreleriyle Batı putçuluğu, Amerikancılık, İsrailcilik, Almanya muhipliği vesaire yapar mı hiç? Bu gibi göz bağcılık vaziyetlerinde kısaca açı diyoruz. Aydın Doğan Cuma günü ilk sayfadan yayınlanan veda mesajında Hürriyet okuyucularına şöyle sesleniyordu: Yayıncı olarak gazeteciliğin evrensel kurallarına bağlı kaldım. Bağımsız ve objektif haberciliğe önem verdim. Devletimizin çıkarlarını milletimizin hak ve hukukunu korumaya özen gösterdim. 23 Mart 2018. Buradayız ve duyda inanma diyoruz. Mesela Aydın Doğan'ın medyası bunca yıldır hangi devletin çıkarlarını korumaya özen gösterdi acaba? El cevap Amerikan devletinin, İsrail devletinin, Alman devletinin Arşivde sayısız belgesi var. Saymakla bitmez. Ayrıca Doğan Holding'in ortağı Axel Springer şirketinin yayın ilkelerindeki malum 3. ve 4. maddeleri de bu vesileyle hatırlatalım. Milletinin hak ve hukukunu korumaya özen gösterdiği iddiasındaki Aydın Doğan, 28 Şubat darbesinin medyadaki lokomotif patronuydu. Sadece bu örnek bile Aydın Doğan'ın veda mesajındaki kuyruklu yalanını berhava etmeye yeter. 28 Şubat sürecinde darbecilerle işbirliği yapan Yurttaş Doğan'a Akit manşetinden satmakla kurtulamazsın diye isabetli sesleniyordu 23 Mart 2018'de. Yurttaş Doğan bundan 8 yıl önce kapalı kapılar ardında o dönemde kendi medyasında çalışan bir yazara AKP seçmeni benim müşterim değil demiştir. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri öncesinde başta Hürriyet ve Posta olmak üzere Doğan medyasının yayınları incelendiğinde AK Parti'ye nefreti zirveye çıkan bu grubun HDP ve CHP için seferber olduğunu görebilmek hiç de zor değildir. 7 Haziran 2015 öncesinde CNN Türk ekranlarında uzunca bir süre asılı kalan alt başlıkta HDP'ye oy ver kurtul cümlesi okunuyordu. Doğan Haber Ajansı da diktatörden hesap sorun oyunuzu HDP'ye verin diye tweet atmıştı. Ya FETÖ, yurttaş Aydın Doğan 2013'te Türkiye'de demokratlığı Fethullah Gülen'in temsil ettiğini söylüyordu. Aydın Doğan'ın hükümeti ben kurar ben yıkarım dediği Yeni Şafak'ın 2 Kasım 2001 tarihli nüshasında yer almıştı. Doğan medyası 3 Kasım 2003'ten bugüne kadar AK Parti hükümetine karşı pek çok psikolojik harp icra etti, hiçbirinden netice alamadı. Aydın Doğan epeydir hükümet de kuramıyor, hükümet de yıkamıyor. Washington'ın Ankara'ya karşı birbiri ardına hayati yenilgiler aldığı bir dönemde Aydın Doğan da medyadan gidiyor. 40. yılına girerken medyasını satma kararı alan Aydın Doğan'ın derin görevi bu topraklardaydı. Oto yedek parçacısı 1979 yılında Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç'ın elinden tutmasıyla milliyetin yeni sahibi olmuştu. 1994'te ise Erol Simavi'den Türkiye'deki Amerikancı baronsal yapının Başat gazetesi hürriyeti satın aldı. Her iki satış da derin hadiselerdir. Doğan bir internet sitesinin sorularını cevaplarken 1994'te Erol Simavi'nin kendisine Şekerim, sen bu işin altından kalkamazsın dediğini hatırlatıyor. Doğan, Simavi'ye şu cevabı vermiş. Niye öyle diyorsun? Yaparız. Sen paranı aldın, ben de gazeteyi. Aydın Doğan bu konuşmayı böbürlenerek anlatıyor ve medyadan herkesin gelip geçtiğini, sadece kendisinin tek kuşakta 40 yılı bulduğunu işaretliyor. Arkasındaki güç odağının tam desteğiyle medyadaki hükümranlığı 40 sene sürse de sonunda ne oldu? İşte yurttaş Doğan da gidiyor. Amerikancı Hürriyet'in eski yazarı Altaylı, HaberTürk'te Doğan medyasının demir satışını değerlendirirken şunları yazdı. Aydın Doğan yıllarca medyada rakibi kalmazsa çok güçlü olacağını düşünen bir medya patronu olarak göze çarptı. Ama sonunda bu işin öyle olmadığını görmek zorunda kaldı. Doğa ve sistem böyle çalışmıyor. Herkes gidince meydan bana kalır diye bir şey yok. Herkes giderse sen de kalamazsın. 23 Mart 2018 Medyamızın Leon'u daha doğrusu Gen Renos'u Fatih Altaylı 31 Temmuz 2009 tarihinde ekranda Aydın Doğan, iş dünyasının Alaaddin Çakıcı'sıdır demişti. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak